Seneler sonra bir evlat sahibi olma sevinci sizi bir hayli mesut etmiş olmalı hünkârım. Yüce Rabbimin bir hediyesi bu bana. İnşallah saat içerisinde doğar. İçimdeki ses bir şehzadeniz daha olacak diyor. Hayır. Müsaade etmeyeceğim. Bu sarayda bir şehzade daha doğmayacak. Veziri Azam Hazretleri, Mahmud Ağa geldi. Huzura kabul bekler. Al içeri. Yaklaş. İşittiğime göre sana Zal Mahmud derlermiş. Doğrudur Paşa Hazretleri. Bir pehlivanın sırtını yere getirdiğim için Enderun halkı bu lakabı münasip gördü. Aziz Ağa'yı bilir misin? Bilirim elbet. O halde akıbetini de bilirsin. Benim sağ kolumdu. Diyarbakır'dan bu yana bana sadakatle hizmet etmişti. Lakin bedelini kellesiyle ödedi. Şimdi sen onun yerini alabilir misin? Canın pahasına bana hizmet edebilir misin? Canım yolunuzda feda olsun. Zal. Acem diyarında efsane olmuş yiğit bir savaşçıydı. İnşallah ismin de müsemma bir yiğitsindir. Zira ben de yanımda onun gibi güçlü, korkusuz ve en mühimi... sadık bir cengaver isterim. Hiçbir acı benim size olan sadakatimden büyük değildir Paşa Hazretleri. Rüstem Paşa'nın halini gördünüz.
Kendi gölgesinden dahi korkar olmuş. Allah'ın izniyle ondan da, gölgesinden de kurtulacak bu yüce devlet. Amin. Ocaktaki hadiseden sonra o makamda durması zor. Azledilmesi fevkalade hayırlı olur. Lakin daha yolun başındayız Ali Ağa. Arkasında kimlerin olduğunu unutma. Öyle kolay kolay yedirmezler üstümü. Şimdi ne olacak paşam? Bir emriniz var mı? Evvela hünkârımız bir kararını versinler bakalım. Şayet bizim için müsbet bir karar çıkarsa... o vakit kalede bir gedik açılır. Biz de o gedikten içeri gireriz evvelallah. Ali Ağa'nın bu işe tek başına kalkışamayacağı aşikar. Bu emri kimden aldığını bulup ispat etmemizi icap eder. Paşa bölüğünde onlarca yeniçeri var Vezir-i Azam Hazretleri. İşimizi görecek birileri vardır mutlaka. Madem öyle göster marifetini. Destur, Mihrimah Sultan Hazretleri. Sultanım. Paşam. Sen çekilebilirsin ağa. Kim bu? Aziz Ağa'nın yerine geldi. Bundan sonra etrafımızda olacak emniyet için. Nedir bu telaşın, mana veremiyorum. Emniyetimizle alakalı bir mesele mi var? Ben sadece tedbirli olmak istedim. Sen nasılsın? Hümaşa nerede? Günlerdir ne halde olduğunu görüyorum. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Geceleri kabuslarla uyanıyorsun. Sarayda yüzlerce bostancı var. Bahçeye çıkamaz oldum. Rüstem ne oluyor? Benden ne saklıyorsun? Beni öldürecekler Mihrimah. Bu ne demek? Buna kim cüret edebilir? Düşmanlarım her yerde. Beni öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sonunda da muvaffak olacaklar. Hayır, bu mümkün değil. Validen buna müsaade etmez. Ne yapar eder mani olur. Keşke senin kadar emin olabilsem. Kılıçtaki maharetini ok atarken göremedim. Şehzadem, aslında bu kadar kötü değilimdir. Dün gece pek uyuyamadım, o yüzden herhalde. Nedir uykularını kaçıran? Yoksa bahsettiğin gönül meselesi mi? Ben gidersem kalbim burada kalır demiştin o gece. Kapıdan Paşa'dan haber var mı? Mektup yolladı. Babam da sizin gibi burada kalmamı münasip bulmamış. Aklın yolu bir. Ancak kararı bana bırakmış. Ve ben de kararımı verdim. Ve sebebini size izah ettim. Siz de anladınız. Öyle değil mi? Şehzadem. Ziyafet eksiksiz olmalı Fidan. Gelenler Amasya'nın en mühim zadegânı. Hepsinin vakfımın içinde olmasını istiyorum. Merak buyurmayın sultanım. Hazırlıklarla bizzat meşgul oluyorum. Mihri Nisa'yı takip ediyorsun değil mi? Has bahçedelerdi en son. Gerçi epeydir şehzademizde görmedim. Belki de günahını almışızdır. Ben gördüm göreceğimi Fidan. Mihri Nisa ateş parçası gibi. Şehzadem de barut. Maazallah bir araya gelirlerse ne olacağı belli. Zaten aslanıma saldırmak için fırsat kolluyorlar. İlk fırsatta göndermeliyiz onu. Hatun gidiyordu sultanım. Siz mani oldunuz. Nereden bilebilirdim vaziyetini Fidan? Zaten gideceği yer de uzak değil. Yeşilırmak kenarında bir çiftlik. Orada takip etmek de güç olurdu.
Hiç değilse gidene kadar burada gözümüzün önünde olur. Mehrinisa Hatun. Hayrola Atmaca, haber mi var? Yavuz'un İstanbul'a gitmesi icap ediyor. Hızır Halit'in Paşa'ya bir mektup yazarsanız gitmesi için vesile olur. Anladım. Esas mevzu nedir? Takip etmem gereken bazı hususlar var. Şeyhülislam Fenerizade Muhittin Efendi ile alakalı. Ne gibi hususlar? Üstem Paşa bir aile üstüne geliyor anlaşılan. Yerinden etmek istiyorlar. Buna müsaade edemeyiz. O makam bizler için bir hayli mühim. Şu sıralar Üstem Paşa kendi derdiyle meşgul. Şeyhülislam'a saldırmayı göze alamazlar. Öyle. Ama tedbiri elden bırakmamamız lazım. Bu arada az evvel sizi şehzademizle gördüm. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Yok. Neden sordun? Ya bilmem gereken önemli bir husus var mı diye merak ettim. Olsaydı söylerdim. Öyle değil mi? Elbette. Afife Hatun. Sultanım. Kuşhaneye haber verin. Lokmalar dökülsün. Şerbetler ikram edilsin cariyelere. İlaveten de altın dağıtmak istiyorum. Hayırdır inşallah sultanım. Hayır Afife Hatun, hayır. Hünkârımızın gözdesi Nazenin Hatun gebe. İnşallah bir şehzademiz olacak. Sultanım. Sultanım. Fatma Sultan Nazenin Hatun'un gebeliğini davullarla ilan ediyor. Nazenin mi? Bu ismi vermişler o mel'uneye. Nazenin. Müslüman da olmuş. Peki bütün bunlar olurken siz neredeydiniz? He? Hele sen Fahriye. Hani tedbirlerini almıştın? Hatun gebe kalmayacaktı. Yemin ediyorum tedbir alındı sultanım. O vakit nereden çıktı bu gebelik mevzu? Yoksa yalan mı söylüyorlar? Doğru. Başka ne olabilir ki? Sırf benim canımı yakmak için mahsus yapıyorlar. Sultanım maalesef doğru söylüyorlar. Fatma Sultan Hatun'u birkaç defa yollamış hünkârımıza. Sen ne diyorsun Sümbüla? Bu mümkün değil. Böyle olsa Lokman abi bize haber ederdi. Lokman! Dünyadan haberi yok onun. Onu da bertaraf etmişler belli ki. Sultanım şimdi ne yapacağız? Ondan kurtulmamız lazım. Nasıl yaparız sultanım? Nihayetinde hünkârımızın çocuğunu taşıyor karnında. Günahsız Sabi. Ondan değil. Fatma Sultan'dan kurtulmamız lazım. Onu ikaz ettim. Ama beni dinlemedi. Anlayacağı lisandan konuşmak lazım. Dört bir yana haber salın Afife Hatun. Nihayetinde seneler sonra hünkârımızın bir evladı olacak. Bütün cihan işitmeli bu kutlu havadisi. Husurları neyse aynen tatbik edilir elbet. Kıyamet kopacak gene. Ben müjdeyi verdim kendisine. Yüzünün halini görecektin. Kahrından düşüp ölecek sandım. Allah muhafaza. Muhafaza dedin de aklıma geldi. Dikkatli ol Afife Hatun. Ağları da ikaz et. Kızcağıza bir zarar vermesin. Başına bir hal gelirse senden bilirim ona göre. Venedik'teki baloları görmen lazım. Herkeste renk renk kıyafetler, tüylü tüylü maskeler. Neler var neler. ne diyordu Canfeda Hatun? Kadınlarla erkekler gece boyunca
Raks ederler. Erkekler de mi raks eder sizin orada? Evet ama buradaki gibi değil. Gel hadi göstereceğim sana. Hadi. Ağam, vaziyet kötü. Ne oldu? Saraya gelen hatun dediğini yapmış. Şehzademizi kadıya şikayet etmiş. Senin dilini ne söylüyor be adam? Kimmiş bu hatun? Ne şikayeti? Çarşıda öldürülen Esaf'ın karısını diyorum ağam. Hani kovmuştunuz? Kendini ne sanıyor bu hatun? Nasıl şikayet eder şehzadeyi? Kimden bahsediyorsunuz ağam? Yoksa Nurbanu bir kabahat mi işledi? Hünkârım, arzu ettiğiniz üzere tahkikat yapıldı. Nişancı Celalzade Efendi ile birlikte sorgu sual ettik herkese. Her biri istisnasız aynı şeyi anlattı. Şahsi fikrin nedir? Rüstem Paşa'nın bu hadisede haksız olduğu aşikar. Lakin art niyetli olduklarını zannetmem. Malumunuz kendileri vezir-i azamlık makamında yeni. Tecrübesiz. Başka bir diyeceğin yoksa çekilebilirsin. Hünkârım. Ahali ve Yeniçeri arasında büyük bir huzursuzluk mevcut. Rüstem Paşa'ya karşı olan tepkiler arttı. Bir şekilde sükunetin sağlanması lazım. Maazallah. Hadiseler büyüdükçe önünü almak da güçleşir. Sultanım. Hayırdır inşallah. Kim döktürdü bu lokmaları? Fatma Sultanımızın emri. Hünkârımızın gözdesi gebeymiş. Hala inanamıyorum. Demek başardınız. Hünkârımız nasıl karşıladılar bu vaziyeti? Ziyadesiyle memnun oldu Gülfem. Bu yaştan sonra evlat sahibi olmanın da keyfi başkadır. Sağ olsun Hürrem. Adeta ölü toprağa serpmiş haremin üzerine. Bu vesileyle hünkârımız da gençleşir, can bulur. İnşallah dediğiniz gibi olur. Lakin dikkat etmek lazım sultanım. Hürrem bu. Ne yapar ne eder o çocuğun doğmasına mani olur. Hürrem deyince eliniz ayağınıza dolanıyor. Korkmayın artık bu kadar. Sultanım, müsaadenizle ben bahçeye çıkacağım. Dolaşmak istiyorum biraz. Dolaş tabii. Ben senin yaşındayken zincirle bağlasalar durmazdım. Kanım öyle bir kaynardı ki saraylara sığmaz taşardım. Maşallah kanınız hala kaynıyor sultan. Validem duyduklarım doğru mu? O hatun sahiden gebe mi? Kuşları dört bir yana saldılar tabii. İşitmeyen kalmamıştır. Hayır, ben Rüstem için gelmiştim.
Taşlı'nın orada cariyelerden işittim. Rüstem'in neyi var ki? Yeniçeri Ocağı hadisesinden henüz haberim oldu. Zaten her şeyi en son ben öğreniyorum. Seni korumak için Mihrimah. Korunmaya ihtiyacı olan ben değilim validem. Rüstem. Bir hayli tedirgin. Kimseye itimadı kalmamış. Babamla konuştunuz mu? Ne karar verecekmiş? Tahkikat devam ediyor. Sen içini ferah tut. Bir şey çıkacağını sanmam. Birileri onun canına kastediyor ve siz bana rahat olmamı mı söylüyorsunuz? Eğer onu koruyamayacaksanız söylemeniz kafi. Ben icabına bakarım. Onunla evlendirdiğim için benden nefret ediyordum bir vakitler. Şimdi de karşıma geçmiş, onun için çırpınıyorsun. Bir gün onu seveceğini söylemiştim sana. Mesele aşk değil. Rüstem benim kocam. Cihan Padişah Sultan Süleyman Han'ın kızı Mihrimah Sultan'ın kocası o. Onun itibarı benim itibarımdır. Merak etme. Rüstem bize sadakatle bağlı olduğu sürece onun kılına bile zarar veremezler. Buna müsaade etmem. Sadakatinden şüpheniz mi var? Görüyorsun işte Mihrimah. Dört bir yandan kuşatıyorlar bizi. Ben düşmanlarımızdan korurum hepimizi. Rabbim bizi dostlarımızdan korusun. Bayezid varmış mıdır Kütahya'ya? Yolda oyalanmadıysa eğer varmıştır. Kemanın nasıl? Memnun musun sesinden? Fena değil. İstersen çalarım sana. Çok sevinirim. Benim esas başka bir kemanım vardı. Onu getirmedim. Çalmaya bile kıyamıyorum. Zira babamın kemanı. Abilerim gidince saray epey sessizleşti değil mi? Sen de olmasan iyice yalnız kalırdım. Aslında pek de sessizleşti sayılmaz. Haremde eğlenceler olacakmış. Ne oldu ki? Haberin yok mu? Hünkârımızın gözdesi gebeymiş. Bir kardeşin daha olacak. Cihangir? Ne oldu? Sevinmedin mi yoksa? Ben şaşırdım sadece. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Paşa Hazretleri. Bağışlayın beni paşam. Hatun birkaç defa gelmiş dediler. Ben de şaştım kaldım. Belli ki benim olmadığım vakitleri kullanmışlar. Ne diyorsun sen Lokman Ağa? Kim bu hatun? Hünkârımızdan gebe kalan hatun diyorum paşam. Sizin haberiniz yok mu yoksa? Vezir-i Azam Hazretleri, hünkârımız istirahat ediyorlar. Daha sonra gelmenizi buyurdular. Can Feda Hatun. Hoş geldiniz sultanım. Ben de yolunuzu gözlüyordum. Söyleyin hamamı hazırlasınlar. Bir hayli yorgunum. Ne oldu? İstediğim şeyi getirdiler mi? O işi unut sen. Mümkünatı yok olmaz. Yardım etmeyeceksen söyle. Ben bir şekilde hallederim. Ya ondan değil. Ağlara sual ettirdim, hayli masraflıymış. Ne lüzum var? Masraf? Çok para gider diyorum yani. Gitsin. Bende para var. Hem şehzade bana çok para verdi. Hürrem Sultan da vermişti. Sen onu bunu bırak da... şehzademizin başında öyle bir bela var ki.
Şehzade Hazretleri. Lala'ma haber verdiniz değil mi? Elbette şehzadem. Divan heyetiyle birlikte teşrifinizi bekliyorlar. Âlâ. Su meselesini bir an evvel halletmek lazım. Ahali çare bekler. Şehzadem, bilmenize icap eden bir husus var. Ne kıvranıyorsun sen Gazanfer? Bir şey mi oldu? Müsaadenizle çarşıya kadar gitmem lazım. Sarayın işleriyle alakalı onu söyleyecektim. Bela vermiş şehzademizin başında. Çarşıda şehzademizin muhafızları tarafından öldürülen adam vardı ya. Heh, işte onun karısı. Kadıya şikayet etmiş şehzademize. Şehzademiz öğrendi mi? Gazanfer Ağa evvela bir meseleyi tetkik edeyim dedi. Lakin onun sağ solu belli olmaz. Hatası çok büyük. Meğer hatun evvelden gelmiş, bizimki dinlemeden kovmuş. Çok kötü oldu. Tam da şehzademiz her şeyi unutturmuşken. Şehzademiz asla bunu bilmemeli. Demesi kolay. Hatun şikayet etmiş bile. Bugün değilse yarın şehzademiz öğrenecek mecbur. Bilmeyecek dedim. Gazanfer'e söyle, onunla konuşmam lazım. Destur! Şehzade Sultan Bayezid Hazretleri! Orhan'ım! Aslan parçam benim. Nasıl da özlemişim seni. Hoş geldiniz şehzadem. Şükürler olsun ki geldiniz. Hasret kaldık size. Hoş bulduk Rana. Osman'ı nasıl da büyümüş. Oh. Büyüyecek tabii. Sizin gibi yiğit bir şehzade olacak inşallah. Amin. Sen nasılsın Rana? Afiyette misin? Saatinize duacıyım şehzadem. Hayli yorgunum. Daha sonra uğrarım yanınıza. Şehzadem. Gel hala. Payitahta giderken başka biriydiniz. Görüyorum ki bambaşka biri olarak dönmüşsünüz. Doğru. Giderken bir umudum vardı. Hünkârımız Selim'i seçince o da kayboldu. Kötü haberi aldım şehzadem. O günden beri de uykular haram oldu. Hünkârımızın nasıl böyle bir karar verdiğine akıl sır erdiremedim. Üstelik Hürrem Sultanımıza rağmen ona Mihrimah Sultanımız, Rüstem Paşa'mız... Mihrimahlı Rüstem'in elinden geleni yaptığına eminim. Lakin aynısını validem için söyleyemeyeceğim. Ya size bir şey dediler mi? Yani Şehzade Selim'i desteklediklerine dair? Hayır. Bu karar yalnızca hünkârımıza aitmiş. O halde hala bir umudumuz var demektir şehzadem. Ne umudu Lala Mustafa? Selim Manisa'da, bense Kütahya'dayım. Bir vakitler Şehzade Mustafa Hazretleri de Manisa'daydı. Lakin akıbeti ortada. Amasya'da sürgündeler hala. Ne var aklında? Ben esas sizin aklınızdakini merak ediyorum şehzadem. Nedir istediğiniz? Az evvel söylediğin Lala. Selim'in Manisa'dan gitmesini istiyorum. Zira oraya gitmiyor. Bunu herkes biliyor. Derhal en sağlam adamlarını topla. Manisa'ya gidecekler. Gözümüz kulağımız olacaklar. Bakalım abim Selim Manisa'da neler yapıyor. Şehzademize hiç söylemesek olmaz mı? Şehzademiz adına kadıya sen gitsen mesela. Mümkünatı yok. Muhakkak öğrenirler. Sadece şehzademiz değil üstelik. Vallahi bu hadise payitahta kadar gider. Ben de bunu söylüyorum zaten. Şehzademizin istikbali için bu oyunu oynamaya mecburuz. Şehzademize karşı kim şahitlik etmeye cesaret eder anlamıyorum. Susturamaz mısın?
Onca insan var, hangi birini susturayım? Hem susturmaya kalksak daha fena. Hadise iyice çığırından çıkar. Padişahlar bile kadı karşısında hüküm sahibi değillerdir. Elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Ne yapalım yani? Allah Allah. Bir hal çaresine bakmaya çalışıyoruz işte. Şu kocası ölen kadın. Onunla konuşsak. Şikayetini geri alsa. Çare olur mu? Bir şey öğrendim ki muhakkak duymak isteyeceksiniz. Söyle. Malumunuz zevcilerinden boşanıp gelmişlerdi. Fakat sebebi öyle anlatıldığı gibi paşanın ihaneti değilmiş. Haşa huzurdan. Estağfurullah. Meğer Fatma Sultanımız kendisi. Bundan emin misin? Hiç şüpheniz olmasın sultanım. Lokman Ağa sizden zılgıtı yiyince Fatma Sultan'ın cariyesi Melek Hatun'u sıkıştırmış. Senin yüzünden kellem gidecek hatun. Mazlum soyaladın beni. Niye acıyım sana? Dur. Ne istersen yaparım. Ne istersem. Fatma Sultan'ı anlat bana. Mutlaka gizlediği bir şeyler vardır. Öyle değil mi? Aslında hiç şaşırmadım. Tam da Fatma Sultan'a yaraşır bir davranış. Şimdi ne yapacağız sultanım? Malumunuz haremde lakırdı pek sevilir. Biri fısıldarsa Allah muhafaza, fırtına kopar. Acele etmeye lüzum yoksundur. Fırtına ancak ben istediğimde kopar. Ne rahatsızlığı Mihrimah'ım. Benim ayım, güneşim gelmiş. Aslında Rüstem Paşa da gelecekti. Fakat gecenin bir vaktinde hala devlet işleriyle meşgul. Baba, Yeniçeri hadisesiyle alakalı bir karar verdiniz mi? Rüstem size sadık bir kuldur. Ben kendisine kefilim. Hakkında söylenen yalanlara, iftiralara itibar etmeyin. Hayli solgun gördüm seni. Öyle lüzumsuz şeyleri düşünüp üzüyorsun ki. Destur! Haseki Hürrem Sultan Hazretleri! Sultan. Hürrem. Ben de yanına geliyordum. Öyle mi? Hayırdır inşallah? Bundan âlâ hayır olur mu? Hanedana bir evlat geliyor. Lokmanın tadı pek leziz. Lakin sensiz boğazımdan geçmedi. Dediğiniz kadar varmış.
darısı başınıza. İnşallah bir evladınız olur da onun lokmasını yeriz. Şükürler olsun. Vaziyetim henüz senin gibi değil. İstediğim vakit çocuğum olur. O halde sultanım, bir kez daha evlenmenizi tavsiye ederim. Malum, zaman acımasız. Bir de bakmışsınız gençlik elden kayıp gitmiş. Ben halimden şikayetçi değilim. Varsın olmasın, ne yapalım? Ben de hünkârımızın yeni doğacak olan şehzadesiyle avuturum kendimi. Şehzade. Ne malum erkek olacağım? İşlerim kuvvetlidir benim. Hatunun canı mütemadiyen tatlı çekiyormuş. Malum, tatlıyı aşeriyorsa erkek, ekşiye kız derler. Hayırlısı. Amin. Sultan. Ne duruyorsunuz? Müzik çalsın, rakkaseler gelsin. Bugün eğlenmeyeceğiz de ne zaman eğleneceğiz? Bağışlayın beni. Manasız yere canını sıktım. Seninle bir alakası yok. Senin varlığın ancak mutluluk verir bana. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hürrem'im, hoş geldin. Biz de kızımla sohbet ediyorduk. Eğer hususi bir meseleyse ben daha sonra geleyim. Hayır, sadece sohbet ediyorduk. Hünkârım, müsaadenizle Hüma Aşağı beni bekler. Müsaade senin kızım. Hürrem'im, nasılsın? İyi değilim Süleyman. Yani çocuk meselesiyle ilgili. Hürrem. Bu mevzuyla alakalı hislerimi saklayacak değilim. Canım ya. Zira seni başka bir kadınla, hele ki ondan doğma bir çocukla hiç hayal etmemiştim. Kendi ellerimle yollasam da hakikat bu. Ben böyleyim. Herkesin bir tabiatı var. Hürrem'im. Kim cüda eyler bugün senden beni canım gibi? Çak çak olsun görem, çak o giribanım gibi. Ey mihri talat, eğer yaşlar döküp ah eylesem, evler yaş dökmeye bu çeşme giryanım gibi. Ey muhibbi, hicre muhtaç eylemez aşıkları, avudup feryada salmaz. Var mı cananım gibi? Huri Cihan. Ne yapıyorsun öyle? Hiç, kitap okuyorum. Ver bakayım onu. Saraydaki katiplerin bile elleri senin kadar mürekkep içinde değil.
Demek Bayezid'e aşk mektubu yazıyorsun. Mani olamadım kendime. O halde ben mani olayım. Yoksa bir çuval inciri mahvedecektin. Ben sana ne dedim? Sabırlı ol. Bırak ilk mektubu o yazsın sana. Ya hiç yazmazsa? Bayezid ve senin için zaman başka türlü akıyor. Sen şimdi bu dört duvarın arasında her dakika onu düşünüyorsun. Oysa bir şehzade. Mühim meşguliyetleri var. Sabırlı olacaksın. Bekleyeceksin. Eminim ilk fırsatta yazacaktır. Bakarsın çıkıp gelir. Özlemişim sizi şehzadem. Bence Kütahya'da mıyım? Zira orayı siz yönetiyorsunuz. Şehzadem, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Paşa Hazretleri. Bağışlayın paşam, rahatsız ediyorum. Lakin Lokman Ağa geldi az evvel. Hünkârımız sizi çağırıyorlar. Babam Rüstem'i yanına çağırmış. Belli ki bir karar verdiler. Benden sonra konuştunuz mu? Telaş etme Mihrim'a. Hünkârımız doğrusu neyse onu yapacaktır. Ben de bundan korkuyorum. Rüstem'i tuzağa düşürdüler. Hatası büyük. Yeniçeri Ocağı'nda cereyan eden hadiseyle alakalı bilmem lüzum gelen her şey malumum oldu Rüstem Paşa. Görünen o ki kabahatin büyüğü senin. Hünkârım. Sen benim vekili mutlakımsın. Gittiğin her yerde beni temsil ediyorsun. Bilhassa askerin ve ahalinin önünde. Benim sana bahşettiğim makamın gücü ve ağırlığı sana yetmiyor mu ki sen kılıcına davranıyorsun? Haşa hünkârım. Ben aksine o yüce makama bir halel gelmesin istedim. Asıl halel gurur ve kibirden gelir Rüstem Paşa. Unutma. Allah mağrur olanı sevmez. Ahali de öyle. Hazreti Ali Efendimiz, insanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde ağlasınlar sizin için. Sağlığınızda da sevgiyle çağrışsınlar diye buyurmuştur. Bağışlayın hünkârım. Rüstem kulunuz bundan böyle bu nasihatleri zinhar aklından çıkarmayacak. Herkes için hayırlısı bu. Bilhassa senin için, Rüstem Paşa. Gelelim bu mevzuyla alakalı kararıma. Elinizi çabuk tutun validem.
Vakıf bir an evvel faaliyete geçmeli. Merak etme. Gereğini yapıyorum ben. Fatma Sultanımızdan haber gelmedi nicedir. İşi başından aşkın herhalde. Hürrem'e kök söktürüyordur. Zevcinden boşanması işimize yaradı. Gerçi kendi de pek memnun değildi kocasından. Hayırlısı. İnşallah bana verdiği sözü tutar. Hayırlısı elbet. Bu arada bilmen icap eden bir husus var. Mihri Nisa'ya hayırlı bir kısmet çıktı. Ne kısmeti, kimmiş? Amasya eşrafından. Paşazadelere mensup, istikbali parlak bir genç. Mihri Nisa'nın güzelliğini işitmiş olsa gerek. Haber göndermiş validesiyle. Bu mevzu bizi alakadar etmez valide. Eğer talip oldularsa paşamıza haber yollasınlar. Bize değil. Müsaadenizle Tahşicalı'yı daha fazla bekletmeyeyim. Başka bir mevzu yoksa saraya dönmem gerekiyor. Aslında bir husus daha var. Madem Yavuz payitahta gidiyor, siz neden onunla beraber gitmiyorsunuz? Esasen çok iyi olur. Onca yolu tek başıma gitmek istemem. Bilmez gibi konuşma Atmaca. Çiftlik aldım. Burada kalıyorum. Hususi değilse eğer sebebini öğrenebilir miyim? Zira sizin gibi hayatı deryada geçmiş biri için Amasya cehennem olsa gerek. Sen şehzademizi koru. Üzerine vazife olmayan işlere de karışma. Mihrinize Hatun, babanız sizi bana emanet etti. Selametiniz için lüzum gördüğüm her türlü tedbir almakla mükellefim. Ne demek oluyor bu? Zorla payitahta mı göndereceksin beni? Haşa. Madem burada kalmakta bu kadar kararlısınız, bundan sonra attığınız her adımdan haberim olacak diyorum. Bu hem sizin hem de şehzademizin emniyeti için şart. Vaziyet nedir Rüstem Paşa? Hünkârımız ne karar verdi? Sürgün edildim sultanım. Sürgün mü? Hünkârımız bir hafta içinde Ersek vilayetine gitmemi emrettiler. Serhat boylarında ziyaretlerim olacak. Anlaşılan o ki bir müddet uzaklaşmamda fayda gördüler. Validem, bu nasıl olur? Hünkârımız nasıl böyle bir karar verir? Şükretmeliyiz. Daha kötüsü de olabilirdi. O bir zafer sultanım. Düşmanlarımız istediğini aldı. Malumunuz, itibarımı yerle bir etmek niyetindelerdi. Bir yeniçeri ağası yüzünden sürgün edildiğim işitilince bunu ziyadesiyle başarmış olacaklar. Her işte bir hayır vardır Rüstem. Belki de bu hadiseden ders almalı. Bundan sonra korkularının değil, aklının yolundan gitmelisin. Korktuğum doğrudur sultanım. Lakin ölümden değil, kaybetmekten korkuyorum. Bilhassa Mirma Sultanımızı ve kızım İmaşah'ı. Şimdi müsaadenizle. Babama bir mektup yazmıştım. Onu teslim etmek için geldim şehzadem. Ağlar dururken sen neden getirdin? Ben rica ettim şehzadem. Hızır Hayrettin Paşa'mıza giden mektuplar mühim. Takip edilecektir. Gizli kalmasında fayda var. Şehzademizden de mi gizli? Haşa. Şimdi yanınıza gelip haber verecektim. Yavuz Çavuş. Buyurun okuyun lütfen. Sizin itimadınızı kaybetmektense canımı kaybetmeye razıyım. Lüzum yok.
Hanginiz gidecek payitahta? Müsaadeniz olursa ben şehzadem. Kapıdan paşaya söyle Mihrin İsa için endişe etmesin. Zira burada olduğu sürece canı bana emanet. Emredersiniz şehzadem. Gitmişken Rüstem Paşa'nın vaziyeti hakkında da malumat almak lazım. İnşallah layığını bulur. Fenerizade Efendi arkamdan konuşmaya başlamışlar bile Paşa Hazretleri. Ulemayı da bana karşı kışkırtıyorlar. Sebebi benim Ebu Suud Efendi. Düşmanlarımı dost, dostlarımı da düşman belliyorlar. Gördünüz işte, yalanla iftirayla nasıl da saldırıyorlar bana. Kulak asmayın Paşa Hazretleri. Kulak asmayın. Zira siz Devlet-i Aliye'ye ve hünkârımıza sadık, kıymetli bir paşamızsınız. Onları susturmanın tek yolu yapacağınız kıymetli hizmetlerdir. Sizin gibi büyük bir alimin dostluğu benim için her şeyden kıymetlidir Ebu Suud Efendi. O hizmetleri hep birlikte yapacağız. İnşallah. Ben yakında gidiyorum. Yokluğumda neler olur Allah bilir. Sizi korumalar için hususi tedbirler alacağım. Hiç lüzumu yok Paşa Hazretleri. Zira Rabbimizin yolundan giden onun sevgisinden gayri bir zırh taşımaz. Gazanfer ağa gitti mi Hatun'la konuşmaya? Gitmiş. Halledip gelir inşallah. Ben onun bu işi becerebileceğini pek sanmıyorum ya. Göreceğiz. Allah muhabbetinizi arttırsın. Ne vakit görsem birliktesiniz. Sen işine bak Hatun. Kevser Hatun. Aa. Şşş. Açık etme. Canına mı sordun sen? Sen kim? Koskoca şehzadeyi kadıya şikayet etmek kim? Ben size dedim. Lakin dinlemediniz beni. Neyse ne. Sen şimdi kadıya gideceksin. Bir hata olmuş. Şehzademizin bu işle zinhar alakası yokmuş diyeceksin. Gitmezsem ne olur? Öyle bir şey yok. Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Aksi halde senin için iyi olmaz. Kocamın canını aldığınızı etmemiş belli ki. Var git yoluna. Ben davamdan dönmem. Bana bak, senin dilin çok uzadı. Rahatsız mı ediyorlar Kevser Hatun? Sen işine bak efendi. Ya gidin. Rahat bırakın kadıncağızı. Zaten bin bir türlü derdi var. Hayırdır? Ne oluyor burada? Bunlar kim? Niye gelmişler? Kimsiniz siz? Sultanımız nasıllar? Maşallah keyfi pek yerinde. Lakin pek uzun sürmeyecek. Anlaşılan aklınızda bir şeyler var. Vakti gelince öğrenirsin. Solgun görünüyorsun. Bir şeyin mi var? Sabahtan beri halsizim. Hekime göründün mü? Mihrimah! Kızım! İnşallah hayırlı haberlerle gelmişsindir. Paşa bölüğünden Hasan Çavuş var. Sizi ocaktaki ziyafete çağıran yeniçeri. Hatırladım. Ne olmuş ona? Elimizde paşam. Sen ne yaptın? Ali Han'ın en yakın adamı o. Benden bilecekler. Dün gece tebdil halde meyhaneye gitmiş. Bana haber verdiler. Ben de aldım getirdim. İz yok. Şahit de yok. Konuştu mu? Henüz değil. Lakin konuşacak. Başka çaresi yok. Paşam. Gülbahar, ne bu suratın hali? Mihrimah Sultanımız paşam. Birden fenalaştı.
Fenerizade ile aranız nasıl Hoca Çelebi? Buzlar erimiştir inşallah. Para vakıfları yüzünden bana bir hayli kızgınlar hünkârım. Zannediyorum artık yüzümü dahi görmek istemiyorlar. Seni ziyarete geldiğini işittim. Doğrudur hünkârım. Kendileriyle biraz sohbet ettik. Anlaşılan bu ziyaretten pek memnun değilsin. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize düşman olmayın. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Kin gütmeyin. Ey Allah kulları kardeş olun demiş Peygamber Efendimiz. Kendilerine bunları hatırlattım. İnşallah bu hadiseyi bir husumete çevirmezler hünkârım. Sen doğru bildiğin yoldan şaşma Hoca Çelebi. Sana husumet eden karşısında benim var. Nedir durumu Hekim Hatun? Zehirlenmiş mi? Hayır Paşa Hazretleri, öyle bir alamet yok. Neyi var peki? Neden bayıldı? Ateşi de var. Muhtemelen yediği bir şey dokundu sultanım. Ateşi yüksek değil. Bir iki gün istirahat etmesi lazım. İlaç da hazırlayacağım. İyice muayene et hatun. Yediği bir şey dokundu dedin. Ne malum zehirlenmediği? Rüstem. Sultanım sabah hiçbir şey yoktu. Nasıl olur da birdenbire ateşlenip yataklara düşer? Fahriye. Sultanım. Hünkârımızın hekimine haber et. Bir de o baksın. İçimiz rahat etsin. Emredersiniz sultanım. Beni kırmayıp geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim hanımlar. İnşallah bu kurduğum vakıf Amasya'da da hayırlı işler yapmaya vesile olur. İnşallah sultanım. Amin. 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 Afiyet olsun. Mihri Nisa, şu hatunu görüyor musun? Amasya'nın en kuvvetli ailelerinden, paşazadelerdendir. Seni pek beğenmiş. Eksik olmasınlar sultan. Geçen gün beni ziyarete geldi. Seni görmüş. Bir oğlu var. Kabul edersen seni oğluyla evlendirme niyetinde. Evlenmek mi? Ben hiç böyle bir şey düşünmedim sultan. Ne bu şaşkınlık Mihri Nisa? Gençsin, güzelsin. Burada gördüğün hatunların hepsi seni gelin almak için kapılarda yatar. Lakin benim o hatuna itimadım tam. Çok düzgün bir aile. Oğlu için de hep iyi şeyler işittim. En azından bir görüş. Hem şehzademle de konuştum. O da olumlu karşıladı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok ani oldu. En iyisi sen bir düşün. Güzeller güzeli sultanım iyi misin? Bizi çok korkuttun. Bilhassa da Rüstem Paşa'yı. Bir hayli endişelendi senin için. Sultanım. Üzülme ne olur. İyiyim. Şükürler olsun ki gözlerinizi açtınız. Dünyalar benim oldu. Rabbim sizi korusun. Hatun Gazanfer Han'ın yüzüne bile bakmamış. Katır gibi inatçıymış. Biliyordum.
Humayın kapağı. Böyle olmayacak. Bu meseleyi ben halledeceğim. Sen mi? Şaşırdın herhalde. Sen sadece beni bu saraydan çıkarmanın bir yolunu bul. Olmaz Hatun. Olmaz. Kellem gider. Eğer mesele büyürse Hürrem Sultan'ın kulağına gider. Giderse de bana yardımcı olmadığını haber ederim. Gerisini sen düşün. Yardım edeyim de ne yapacaksın onu da eyle. Bu mesafe hayli uzun Şehzade Hazretleri. Suyu şehre taşımak hem masraflı hem zahmetli olacaktır. Tavsiyen nedir Lala? Gediz üzerinden kanallar açalım. Yakın olması hasebiyle daha çabuk hallederiz. Lala Paşa'nın hakkı var şehzadem. Ahali bir an evvel suya kavuşur. Gediz bizim derdimize derman olmaz Gazanfer. Birkaç aya kalmaz aynı sıkıntılar baş gösterir. Muhakkak lakin... İki yerde de inşaat başlasın. Asıl kaynaktan su gelene kadar diğeriyle idare ederiz. Bağışlayın. Fakat bu çok masraflı olacak şehzadem. Payitahttan destek isteriz Lala. Gerekirse şahsi hazinemden de harcadım. Vaka bu su meselesini halletmezsek neticeleri daha külfetli olur. Ahalinin tarlası kurur. Mahsulden verim alamayız. Hastalık, zarar, ziyan derken kimsenin huzuru kalmaz. Lala irademdir. Derhal çalışmalar başlasın. Emredersiniz şehzadem. Urbano denen İtalyan cadısıyla Can Feda Kalfa'yı gördüm. Bir köşeye geçmiş fısır fısır konuşuyorlardı gene. Münakaşa eder gibi bir halleri vardı. Neymiş dertleri? Bir şey duymadım Dişi Hatun. Beni görünce sustular hemen. Bundan sonra gözünü bile kırpma. Gölgesi ol. Venedik'le Şüfte'nin ipliğini pazara çıkarma vakti geldi. Paşam nasıl, iyi mi? Merak etme, iyi. Hekimler ilaç verdi, uyuyor. Birkaç güne iyice toparlar dediler. Allah'ım esirgesin. Hadi sen git istirahat et. Fenalık geliyor insana. Daha Mehmet'le mi yazın tutarken? Mekanı cennet olsun. Amin. Rabbime her gün dua ediyorum. Eğer birinin canı alacaksa ailemden benimkini alsın. Evlatlarım da sınamasın beni. Gel. Hünkârım. Rahatsız etmek istemezdim. Lakin merak içindeyim. Nasıl oldu Mihrimah? Mihrimah iyi, uyuyor. Kem gözlerden, nazardan sakınsın Rabbim. Durup dururken nereden çıktı bu? Kurşun mu döktürsek acaba? Hey Allah'ım. Rüstem Paşa da hünkârımızın emanetine böyle mi bakıyor? Sen nasılsın Hürrem? Gördüğünüz gibiyim Sultan. Sen de daha fazla üzülme artık. Merak etme. Güzel yeğenim iyileşecek. Rahatsızsın zaten. Dinlen biraz. Maazallah, vücudun iyice zayıf düşmesin.
Öldü mü? Konuşturabildiniz mi bari? Ali Ağa sizi ziyafete çağırmadan önce paşa bölüğüne bir ulak gelmiş. Ne ulağı? Şehzade Mustafa'nın ulağı mı? Hayır paşam. Hızır Hayrettin Paşa'nın ulağı. Malumun ilanı. Başka bir şey konuştum mu? Allah taksiratını affetsin. Gel. Bağışla beni sen gel deyince. Esas siz beni bağışlayın şehzadem. Cariyeler kıyafetlerimi getirecekti. Onlar geldiler zannet. Dönebilirsiniz. Bir şey mi oldu? Hayır. Çiftlik evini merak ettim sadece. Tadilat ne vakit bitecek? Birkaç güne kadar biter, kurtulacaksınız benden. Mahidevran Sultanımız da benim için hayırlı bir kısmet bulmuşlar. Görüşmemi istediler. Sanırım sizin de malumunuz. Mühim olan senin ne istediğin Mevlisa. Zira bu mesele ne validemi ne beni alakadar eder. Karar en başta paşamızın ve tabii ki senin. Ben ne istediğimi biliyorum. Bilmediğim şey sizin ne istediğiniz şehzadem. Sizce ne yapmalıyım? Kendi hanende saadet içinde olmanı isterim elbette. Benim saadetim bir evlilik değil. Hislerime karşılık bulmaktır. Mevlisa. Yanlış bir yola girmek istemem. Kalbinizin sesini dinleyin öyleyse. Asla yanlış bir yola girmezsiniz. Söyleyin lütfen. Gerçekten evlenmemi istiyor musunuz? Gel. Geçmiş olsun hünkârım. Bir Mihrima, bir Nazenin. Şükürler olsun, ikisi de düzeldi. Nazenin'in nesi vardı? Dün gece midesi bulanmış epey. Gebelikte olur böyle şeyler. Karnındaki Sabiha'ya bir şey olacak diye öyle korktum ki. Neyse ki şifalı otlarla turp gibi oldu maşallah. Ne kadar yüce gönüllüsünüz böyle sultanım. Haremde herkesin yüzü gülüyor sayenizde. Benim sayemde değil. Doğacak olan şehzade yüzümüzü güldürecek inşallah. Bolluk bereket getirecek hanemize. Ben saraya dönüyorum. Sen de benimle gel Fatma. Hürrem vaziyette bir değişiklik olursa haber edersin. Hünkârım. Rüstem Paşa, demek buradasın. Ben de seni her şeye gittin zannediyordum. Mihrimah Sultanımız bu haldeyken bırakamadım sultanım. Hala. Mihrimah ayağa kalktığı vakit yola revan olursun. Devlet işi beklemez. Paşa Hazretleri. Gel Ali Ağa, gel. Anlat bakalım nedir vaziyet? Havadis kötü paşam. En yakın adamım. Hasan Çavuş. Aniden ortadan kayboldu. Hiçbir iz yok. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Başına bir iş geldiği aşikar. Üstten boş durmuyor desene. İdare ayak
ne zarar versem kârdır diye düşünmüş olsa gerek. Daha gitmedi mi? Mihrimah Sultanımız rahatsızlanmış. Onu bahane ediyor. Karar verildi. Eli mahkum gidecek. Gidecek gitmesine de... Hasan Çavuş ellerine geçtiyse vay haline. Ne yapıp edip dilini çözeceklerdir. Zannetmem. Fakat tedbirli olmakta fayda var elbet. Daha fazla oyalanma Rüstem. Bir an evvel git Erse'ye. Hünkârımızın şifçeklerini üzerine çekeceksin yoksa. Gideceğim elbet sultanım. Ancak gitmeden intikamımızı almamız şart. Neler diyorsun böyle? Sana şüphelerinden vazgeçmeni söylemedim mi? Öyle söylüyorsunuz. Lakin şüphelerinde haklı çıktım sultanım. Yeniçeri Ocağı'ndaki hadisenin arkasında tanıdık biri çıktı. Hiçbir şey tesadüf değilmiş. Kim çıktı? Bundan nasıl emin olabilirsin? Kapudan paşa. Ali Ağa ile birlikte hareket etmişler. Belli ki tüm yaşadıklarımızın arkasında Kapudan Paşa var. Ali Ağa'nın adamı her şeyi anlattı. Kızı Mihrünüsa Hatun'u da Amasya'ya göndermiş. Şehzade Mustafa ile irtibatı kızı sağlıyormuş. Madem öyle neden Bostancıbaşı haber vermedi bize? Çoktan öldürmüşler onu sultanım. Bana haber gönderdikten sonra yakalamışlar belli ki. Şehzademiz boyundan büyük işler yapıyor. Ona bu akılları veren Barbaros. Anlaşılan o ki paşa, Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarıp devleti kendisi idare etmek istiyor. Büyük arzuların bedeli de büyük olur Rüstem. Kendisine bunu anlatmalıyız. Canını mı alacağız? Hayır. Canından can alacağız. Gel. Şehzadem, Manisa'daki adamlarımızdan haber geldi. Yüzündeki ifadeye bakılırsa haberler tam istediğimiz gibi. Tahmininizde haklısınız şehzadem. Manisa'da işler iyice karışmış. Nedense hiç şaşırmadım. Şehzade Selim, tebdil halde çarşıda teftiş yaparken... Muhafızlar bir esnafın ölümüne sebep olmuş. Ne olmuş ki? Şehzademizin hoşuna gitmeyecek laflar edilmiş. Malum, ahali istemiyor onu Manisa'da. Tam da Selim'e yaraşır bir hareket. Manisa'yı idare etmeyi beceremeyecek. Biliyordum. Su meselesinin hallolması iyi oldu şehzadem. Ahali yine size hediyeler gönderdi. Onların huzuru benim huzurum Gazanfer. Bu daha hiçbir şey. Öyle şeyler yapacağım ki herkes beni konuşacak. Gel. Şehzadem. Gel Nurbanu. Çekil. İnsanların gönlüne iyice yerleştiniz şehzadem. Bunlar ne kıymetli hediyeler böyle. Benim esas hediyem. Sensin. Benim de sana bir hediyem var. Hı. Neymiş o? Ama önce gözlerini bağlamam lazım. Ne diyorsun sen Nurban Hanım? Olur mu öyle şey? Şu halin birileri görse mümkünatı yok izah edemem. Merak etme, kimse bizi göremez. Ağlar herkesi odalarına gönderdi. Hem burası senin sarayın şehzadem. Sen ne istersen o. Ben istediğim için değil Nurban Hanım. Sen istediğin için buradayız.
Nereye gidiyoruz? Nasıl bir hediye bu? Onu sıkılmaya başladım. Bekle. Nurbanu. Tamam, şimdi açabilirsin. Bunca şey işittikten sonra ben burada böyle duramam. Eğer Selim'i tanıyorsam hadiseyi örtbas edecektir. Hakkınız var şehzadem. Zira bu hünkârımızın kulağına giderse şehzade Selim için hiç iyi olmaz. O halde hazırlıklarını yap Lala Mustafa. Birlikte Manisa'ya gidiyoruz. Ben icabına bakarım şehzadem. Siz sancağınızdan zinhar ayrılmayın. Maazallah. Hünkârımız işitirse hakkınızda pek hayırlı olmaz. Eğer Selim Manisa'dan gidecekse bunun fitilini bizzat ben ateşlemek isterim. Hünkârımız da validem de kimi seçtiklerini görmeliler. Ben hep böyle teknelerde yıkandım. Venedik'te birçok sarayda vardır. Daha önce hiç görmemiştim böyle bir şeyi. Hayli keyifliymiş. Ben daha neler göstereceğim sana. Sultanım. Neredeymiş Sümbül, öğrenebildin mi? Çarşıya gitmiş sultanım. Tam da vaktini bulmuş. Yeter aldım. Ne oldu ki? Antakya'dan beklediğiniz misafir geldi. Fatma Sultan'ın eski zevci. Mermer köşkü aldılar, sizi orada bekleyecek. Âlâ. Lokman'a haber verin. O benimle gelsin. Kaftanımı getirin. Vallahi günlerdir saraya tıkılıp kaldım. Dünya varmış ya. Cevher Hatun. Bak sen Rabbim işine. Yine rastlaştık. Yoksa beni takip mi ediyorsun? Yolunuzu gözlediğim doğru. Lakin kader bu Beyzadem. O kadar çok dua ettim ki sizi görmek için. Rabbim acıdı halime. Bir arşın daha kumaş alırsam kadırgaya yelken çekeceğim. Kumaş satacaksan hiç debelenme. Yok paşam, sen beni yanlış anladın. Maksadım kumaş satmak değil. Hani baklava açacağım diye söz vermiştim ya. Lüzumu yok. Olmaz Beyzadem, söz verdim bir kere. Madem öyle, şurada Kudret Efendi var. Bilahare ona bırakırsın, ben alırım. Sıcak sıcak yenmezse tadı olmaz. Haneme gelsen de kendi ellerimle ikram etsem sana. Nasıl olur? Bal gibi olur. Bilmiyorum ki. Hem yeni kumaşlarım da geldi, onları da gösteririm.
Nerede kaldın sen? Geldim işte. Şehzademizin yanından öyle kolay çıkamadım. Çok vaktimiz yok. Şu yaptığımızı beş ise bizi kıtır kıtır keser hadi. Fatma Sultan kardeşleriyle olan mücadelenizden sonra size iyice bilenmişti sultanım. Lakin onun asıl amacı Şehzade Mustafa'yı tahta çıkartmak. Bunun için her şeyi yapar. Orası malum. Payitahta gelmeden evvel Amasya'ya gitmişlerdi zaten. Bundan haberim yoktu. Öğrendiğim iyi oldu. Mustafa Paşa, başınızdan geçen talihsiz hadiseleri işittim. Anlaşılan eski zevceniz Fatma Sultanımız sizi bir hayli üzmüş. Kim üzülmez ki böyle bir hadiseye sultanım? Üstelik kendisine bu kadar derin bir hürmetim varken. Ben sizin için bir hal yolu bulacağım. Kolay gelsin. Sağ ol. Bir şey alacaksan bekle. Tezgah kurulmadı da. Bir şey almayacağım. Başına gelenleri işittim. Kocanı kaybetmişsin. Kimsin sen? Şehzade Selim'in gözdesiyim. İsmim Nurbanu. Sana yardım etmek için geldim. Nasıl olur? Siz burada... Korkma. Dediğim gibi sana yardım etmek için buradayım. Başın sağ olsun. Acının büyük farkındayım. Lakin mühim olan insanın hayatına devam edebilmesi. Evlatlarım varmış. Kendi düşünmüyorsan onları düşün. Onlar için yaşa. Canıma kıymadıysam sebebi evlatlarım zaten. Bak ne güzel söylüyorsun. Aklını kullan. Şehzadeye şikayet edeceksin de eline ne geçecek? Hem ona ne ceza verebilirler ki? Şehzade o. Devletin kendisi. Kim ne yapabilir? Ne olacak peki? Kocam öldüğüyle mi kalacak? Eğer şikayetini geri alırsan sana yardım ederim. Başın ne zaman sıkışsa ben koşarım. Hiç zorluk çekmezsin. Çocuklarını aç bırakmam. Sana niye inanayım? Daha dün ağanız buradaydı. Beni öldürmekle tehdit etti. Benim adım Nurbanu. Ben söz verdiysem sözümü tutarım. İyisin değil mi? Ağrın falan yok. Gayet iyiyim Cihangir. Sen de üstüme gelme. Zaten böyle bir ziyafetine gerek var anlamadım. Duyan da ölümden döndüm sanar. Rüstem Paşa'nın haline bakılırsa biraz öyle olmuş. Haklı. En yüce varlığı sensin. Fatma Sultan Hazretleri. Mirima, seni ayakta görmek ne hoş. Sizi de öyle. Hürrem. Sultanım. Hünkârımız yoklar mı? Birazdan burada olurlar. Siz buyurun. Hoş geldin Nurcan, nasılsın? Sizi gördüm, daha iyi oldum Sümbül Ağam. Allah'ım ya Rabbim. Sen miydin?
Senin ne işin var burada? Has odada ziyafet yok mu? Hasta demişlerdi senin için. Merak ettim, bir bakayım dedim. Maşallah. Turp gibisin. Giyinmiş, süslenmişsin. Kokular sürünmüşsün. Hayırdır? Yolculuk nereye? Sana hesabımı vereceğim ben. Git işinin başına. Gideyim de Hürrem Sultanımız sual eder şimdi seni. Ne diyeyim? Hasta mı diyeyim? Giyinmiş, süslenmiş gezmelere gidiyor mu diyeyim? Dur hele melun, dur. Dışarıda bir işim var. Hemen halledip döneceğim. Aman Hürrem Sultanımıza bir şey deme. Böyle meselelerle meşgul etmeyelim. Yolu var ağam. Rüstem'i göremiyorum. Saatine kavuştuğuna göre Herse'ye gitmek için gün sayıyordur herhalde. Bir iki güne yola revan olur. Şehzadelerimiz nasıllar hünkârım? Sancaklarında afiyettedirler inşallah. Haberleri gelir elbet. Aileleriyle birlikte huzur içerisinde olmaları temennim. Siz söyleyin sultanım. Amasya'dan gelmişsiniz buraya. Başına gelen talihsiz hadiseden mütevellit ziyaret etmek istedim. Bir gün kaldım sadece. Mustafa'm nasıl? Hadiseye çok üzülmüşler. Nihayetinde gözdesi gebeydi. Bunu reva gören zalimlere Allah gün yüzü göstermesin inşallah. O zalim layığını buldu sultan. Gel. Hünkârım, Antakya Sancak Bey'i Mustafa Paşa geldiler. Hünkârım. Fatma, Hürrem bana olanları anlattı. Paşa ile aranızdaki sıkıntıyı inşallah fazla uzatmadan halledersiniz. Seni mutlu görmek isterim. Al içeri. Hünkârım. Hatunum ben gören olur. Gel. Meraklanma. Süzülüp geldim. Kimse görmedi. Gel paşam. Geç şöyle. Sağ olasın, ben oturmayayım. Baklavam hazırsa alıp gideyim. Aşk olsun paşam. Bir tek baklava için mi geldin yani? O kadar yemek yaptım halbuki. Tereyağlı pilav, böreğinden hoşafına kadar. Gerçi hiçbiri sana layık değil. İyi madem. Gel hadi. Gel. Otur şöyle. Senin yerin burası. Hmm.
Siz gidin. Ne demeye geldim buraya? Kavganın, gürültünün kimseye faydası yok sultanım. Sulh için geldim. Ne sulhü paşa? Biz seninle anlaşma yapmadık mı? Aramızdaki bütün hadiseleri unuttum. Siz de unutun. Birlikte geriye dönelim. Seni Hürrem getirdi buraya değil mi? Zinhar, alakası yok. Sizi özlemiş olamaz mıyım? Elinin değdiği her bir yemek ayrı bir güzel, ayrı bir leziz. Vallahi bayıldım. Mübalağa ediyorsun paşam. Yok. Asıl baklavaları nasıl bulacaksın onu merak ediyorum. Ver, ver. Bağışlayın beni. Zannediyorum hislerim tek taraflı değil. Daha ilk anda kalbime ateş gibi düştü. Niyetin ciddiyse beni haremine al Beyzadem. Bu gece burada benimle kal. Gitmem lazım mı? Bilmediğim şey sizin ne istediğiniz cesaret. Kalbinizin sesini dinleyin öyleyse. Asla yanlış bir yola girmezsiniz. Ağlar. Gel. Hayrola hatun, gece vakti. Şehzademiz bunu size göndermişler. Yarın görmek istiyorum seni. Mustafa Paşa'yı sen mi getirdin? Bundan memnun olacağınızı düşünmüştüm. Ne de olsa bir zamanlar ona aşıktınız. En azından ona ihanet edinceye kadar. İhanet etmek mi? Ne diyorsun sen Hürrem? Hakikati diyorum. Sizin, benim ve Mustafa Paşa'nın arasındaki sırrı diyorum. Sır falan yok. Belli ki paşa iftira atmış. Sen de hemen inanmışsın. Ondan öğrendiğimi nereden çıkardınız? Eğer arzu ederseniz sultanım, paşayı getirttiğim gibi
Uğruna evliliğinizi bitirdiğiniz o delikanlıyı da bulabilirim. Anlaşılan canını fena yakmışım. Böyle insafsızca saldırdığına göre. İlk taşı siz attınız sultanım. Diğerleri gibi. İlk siz. Bu hünkârımıza anlatılacak bir şey değil. Ben dururken başkalarına da itibar etmez zaten. İftira derim, yalan derim. Nihayetinde bana kim ne yapabilir ki? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Hünkârımıza vaziyeti bizzat ben anlatacağım şimdi. Bakalım neler olacak göreceğiz. Gel. Hünkârım, sizinle Mustafa Paşa ile alakalı konuşmak istedim. Gel. Otur şöyle. Fatma'm, benim güzel kardeşim. Ben sana böyle emrivaki yapmak istemezdim. Lakin Hürrem bana hayli üzgün olduğunu ve Paşa ile tekrar bir araya gelmek istediğini söyledi. Ancak gururun mani oluyormuş buna. Allah Hürrem'den razı olsun. Pek yüce gönüllü. Bir incirin tek bir çekirdeğini dahi doldurmayacak sebeplerden yıkıp dökmeye, uzak durmaya, hasret kalmaya ne lüzum var? Madem sen de içten içe paşaya karşı muhabbet hissedersin, o vakit ben de sana müsaade. Ben de bu sebeple gelmiştim zaten. Eğer siz de münasip görürseniz Mustafa Paşa'ya geri dönmek, tekrar evlenmek isterim. Münasiptir elbet. Hayırlara vesile olsun inşallah. Gece mektubunuzu aldığımdan beri gözüme uyku girmedi. Hayal kurdum. Hayallerimde hep siz vardınız. Ben de bütün gece düşündüm. Sen çok genç ve güzel bir kızsın. Üstelik bana kapıdan paşanın emanetisin. Onları düşündüm. Bir karar verdim. Ne karar verdiniz? Aramızda dostluk haricinde hiçbir münasebetin mümkün olmadığını. Buna böyle ferman verir gibi, devlet meselesi gibi mi karar verdiniz?
Şehzadem lütfen gözlerinin içine bakın. Ve sizin de beni düşünmediğiniz, beni gördüğünüzde kalbinizin daha hızlı vurmadığını, benim kendi kendime bir hezeyan içinde olduğumu söyleyin. Seni üzmek ya da kırmak istemem. Lakin doğrudur. Bu tek taraflı bir şey. Zira benim düşünmem icap. Çok daha mühim meseleler var, öyle değil mi? Merak etmeyin Şehzadem. Benden kurtulmak için beni evlendirmenize gerek yok. Ben bundan sonra aşkımla değil, sadece Kaptan Paşa'nın kızı olarak karşınızda olacağım. Nisa. Ben sizi anladım. Siz de beni anladınız. Keşke bu kadarını bile söylemeseydiniz. Keşke ben daha evvel anlasaydım. En azından beni mesul eden hayallerim benim oldu. Paşa Hazretleri. Sizin Herse'ye gittiğinizi zannediyordum. Sizi görmeden gitmeye gönlüm razı olmadı. Bir vezir-i azamın gönlü böyle geniş olmalı elbet. Mihrimah Sultanımız nasıllar? Rahatsızlandığını haber aldık. Afiyettedirler inşallah. Çok şükür ki afiyetteler. Merak etme. Mihrimah Sultanımızın başına bir şey gelmesine müsaade etmem. O benim kıymetlim. Herkesin hayatında bir kıymetlisi vardır, öyle değil mi? İnsan onun için her şeyi göze alır. Bazen gururunu feda eder. Bazen ruhunu. Bazen de sadakatini. Lafı dolandırmaya lüzum yok paşa. Ne söyleyeceksen dosdoğru söyle. Kıymetlini soruyorum paşa. Senin kıymetlin kim? Kızın Mihri Nisa Hatun mu? Yoksa Şehzade Mustafa mı? Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Yaklaşmayın bana. Kimsin sen? Yaklaşma. Boşuna bağırma Hatun. Kimse yardım edemez sana. Sultanım. Dünyaya bir can getirmenin güzelliği öylesine eşsiz, öylesine paha biçilemez bir his ki,
İlk evladımı kucağıma alana kadar farkında değildim hiçbir şeyin. Biliyordum. Evet, anne olacaktım. Hayat değişecekti. Lakin bu kadarını tahmin etmek ne mümkün? Çocuk hayatın bütün manasını değiştirdi. Dünya daha güzelleşti o andan sonra. Renkler daha canlı. Meyveler daha tatlı. Aşk daha koyuydu. Her şey mucizevi bir havaya büründü. Mesuttum. Evladım kollarımdaydı. İlk defa yalnız hissetmedim kendimi. Çünkü o benim canımdan yaratılmıştı. İdrak ettim. Bu bir güçtü. Başka hiçbir yolla erişilemeyecek bir güç. Lakin çok sonra öğrendim. Bunun aynı zamanda Alev'den bir ok olduğunu. Canımın bir yarısı onunla birlikte toprağın koynuna girdiği zaman. Mehmet'imin ölüm haberini aldığım gün. Benim de bir yanım öldü.